mitingde canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Kütahya'yı özlemişiz. Gördüğüm kadarıyla Kütahya da bizi özlemiş. Tabii havaalanından buraya yol boyunca maşallah bütün Kütahyalıların özlemiyle karşı karşıya kaldım. Sevdayı işleyen Çinilerinle, tarihi anlatan tınılarınla, ezginle, türkünle, ninnilerinle, diller hep seni söyler Kütahya diye. Evet, sen Anadolu'nun beyler beysin Kütahya. Bugün de milli iradeye olan bağlılığınla Türkiye'nin beyler beyliğini hak ediyorsun. Ne diyor güzelim Kütahya türküsünde? Nazlı yâre ne giydirsem yakışır. Biz de diyoruz ki Kütahya'ya hangi unvanı versek, hangi eseri kazandırsak, hangi hizmeti yapsak yakışır. Öncelikle sizlere geçtiğimiz Mayıs ayındaki seçim sonuçları için bir teşekkür borcumuz var. Onu ifade edelim. Gençler, Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde verdiğiniz %68 ve Cumhurbaşkanlığında şahsıma verdiğiniz %70 oranındaki destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Şimdi 31 Mart'ta da aynı oyları vermeye hazır mıyız? Maşallah. Tebarekallah. Rabbim tüm Kütahyalı kardeşlerimden razı olsun. Mevla şu muhabbetimizi, şu dayanışmamızı daim eylesin. Şimdi de sizlerden Türkiye 100 yılı belediyeciliği için, gerçek belediyecilik için destek istiyoruz. Hanımlar, bu konuda en çok size güveniyorum. Her zaman ne diyorum? Kale içeriden fethedilir. Yani kaleyi sizler düşüreceksiniz. Şayet hanımlar çok iyi çalışırsa bu iş olur. Biz kadının iradesinin üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk tanımıyoruz. Öyleyse buradan, bu meydandan gerçek belediyecilik için söz veriyor musunuz? Gençler, hanımları duyuyorsunuz değil mi? Sizin de onlardan aşağı kalmamanız lazım. Biliyorsunuz Kütahya'da 31 Mart seçimleri için adaylarımızı Cumhur İttifakı olarak ortak göstermedik. Eser ve hizmet siyasetinde yarışmak için ayrı adaylarla seçime girdik. Hayırda yarış olarak gördüğümüz bu centilmence rekabetin şehrimiz için en güzel şekilde neticelenmesini diliyorum. Hangi partiye mensup olursa olsun, bu ülkenin her bireyinin, her Kütahyalı vatandaşımın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Seçimler gelir ama muhabbet baki kalır. Şu hasbiyelik gök kubbedeki bir hoş sada misali hep devam eder. Rabbim birliğimizi, güvenliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Ülkemizin güvenliğine, istikrarına, kazanımlarına, hedeflerine, göz dikenlere asla fırsat vermeyeceğiz.
Maşallah. Bu millet tarihine, kültürüne, inancına saldırarak sırtını terör örgütlerine dayayanlara, onlara en güzel dersi sandıklarda verdi. Şimdi beraber yol yürüyerek hükümette ve belediyede iktidar hülyalarına kapılanları rüyalarında uyandırmaya var mıyız? Bunu yapacağınıza ben inanıyorum. Şu anda emniyetten dedim ne kadar katılım var, bir öğrenelim. Aldığım rakam 35 bin. Tabii sandıklara da bunun yansıması lazım. Kütahya'da hamdolsun böyle bir sıkıntımız inşallah yok. Ama şehirlerimizin bir kısmında yapılan kirli ittifakları hep birlikte takip ediyoruz. Kiminde listeler geç veriliyor. Aday isimleri sabahtan akşama sürekli değişiyor. Milletimiz de engin ferasetiyle kapalı kapılar ardında çevrilen dolapları, yapılan pazarlıkları, sahnelenen Ali Cengiz oyunlarını çok iyi görüyor. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız. Türkiye yüzyılı vizyonu etrafında kenetlenip yolumuza devam edeceğiz. Bu yolculukta maşallah dedim ya, ben hanımlara güveniyorum. Bu yolculukta Kütahya'nın da desteğini yanımızda göreceğimize yürekten inanıyorum. Şimdi buradan milli mücadele zaferinin ilk işaret fişeğinin atıldığı Kütahya'dan öyle bir ses verin ki duymayan kalmasın. Hazır mıyız Kütahya? Hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kütahya ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Biliyorsunuz önümüz Ramazan. Bu mübarek günlerin gündüzü ve gecesiyle her anını en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Bayramı sadece Ramazan'ın değil, milli iradenin de bayram günü haline dönüştürmeliyiz. Ben bunu Kütahya'nın yapacağına inanıyorum. Allah şimdiden sizlerden razı olsun. Kardeşlerim, Kütahya yaklaşık 160 bin emeklimizin yaşadığı bir şehrimiz. Ülkemiz Gezi olaylarından beri süren, 15 Temmuz'da daha da keskinleşen, 2018'den itibaren iyice alenileşen, bölgesel ve küresel krizlerle daha da derinleşen sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Hamdolsun önümüze hangi badire çıkarsa çıksın, ülkemizi demokrasi ve kalkınma rotasından çıkarmadan hedeflerine doğru ilerletmeyi başardık. Tabii bu arada ciddi bedeller de ödedik, ödüyoruz. Milli birliğimize yönelik saldırıları bertaraf ederken yeri geldi darbecilere karşı canımız pahasına direndik. Yeri geldi sınırlarımıza dayanan teröristlerle boğuştuk.
Judy Dağı'nda onları mağaralara gömdük. Tendürek'te gömdük. Bester Deresi'nde gömdük. Gabar'da gömdük. Ve Türkiye'de kendilerine yer bulamadılar. Hiç şüphesiz hayat pahalılığıyla da mücadele ettik. En çok etkilediği kesimlerin başında emeklilerimiz vardır. Her ne kadar emekli maaşlarını bizden önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek seviyelere çıkarmış olsak da gönlümüz vatandaşlarımızın hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürmesini istiyor. Kardeşlerim, kardeşlerim, ekonomi dediğiniz olay diğer boyutlarının ötesinde hesap kitap işidir. Devletin gelirleri ve giderleri arasındaki dengeyi tutturamazsanız tıpkı 1970'lerde ve 1990'larda olduğu gibi siyasi, sosyal ve ekonomik çalkantıların pençesine düşmeniz kaçınılmazdır. Türkiye kimi ülkelerin sahip olduğu gibi karşılıksız elde ettiği gelir kaynaklarına sahip değildir. Biz harcadığımız her kuruşu devleti ve milletiyle birlikte çalışıp kazanmak mecburiyetindeyiz. Mesela yaklaşık 11 trilyon lira giderle bağladığımız 2024 bütçemizi ele alalım. Bunun 1 trilyon liradan fazlasını deprem harcamalarına ayırdık. Devletin tüm çalışanları için yaklaşık 3 trilyon lira personel gideri var. Yatırımlar için 1,6 trilyon liraya yakın bir kaynak kullanılacak. Emekli maaşları için ayrılan miktar yaklaşık 3 trilyon liraya yakın. Eğitim için 1,6 trilyon lira. Sağlık için 1,6 trilyon lira. Sosyal yardımlar için 500 milyar lira. Mali idareler için 860 milyar lira tahsis edildi. Diğer kalemleri söylemiyorum. Kardeşlerim, en düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil. Peki emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz. Şimdi birileri çıkıyor, emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. Bakınız, bizim ülkemizde hali hazırda 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Dikkat ediniz. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira veya 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. Yani 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak yine yeterli gelmiyor. Eğitime, sağlığa tek kuruş harcamadan her birinin tüm bütçesini buraya aktarsak ucu ucuna ya kurtarıyor ya kurtarmıyor. Askeriyle,
polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla, velhasıl tüm memuru ve işçisiyle, devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek, o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz. Altını tekrar çizerek ifade ediyorum. Burada konuştuğumuz emeklilerimizin mevcut maaşlarının maliyeti değil, yapılması istenen ilave artışların tutarıdır. Ayrıca seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin de farkındayız. Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar tabii ki istedikleri gibi atıp tutabilirler. Sorumluluk makamında olmayanlar elbette her aklını eseni söyleyebilirler. Ama milletin ülkeyi ve devleti yönetme görevini verdiği bizim için böyle bir durum asla söz konusu değil. Biz yaptığımız her işin hesabını 85 milyonun tamamına vermekle mükellefiz. Biz attığımız her adımı en ince detayına kadar hesaplamak zorundayız. Gençler, bak doğalgazı kullananlar nasıl konuşuyor, görüyor musun? Küresel ekonomik kriz, dünyanın her yerinde çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere büyük kitlelerin refah kaybına uğramasına yol açtı. Türkiye'mizde kendi şartları çerçevesinde bu dalgadan etkilendi. Tüm bunların üstüne biz geçen sene asrın felaketi olan çok büyük bir deprem yaşadık. Sadece 6 Şubat depremlerinin ekonomimize maliyeti ne biliyor musunuz? 104 milyar dolar. Buna rağmen hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik dengeleri yeniden yerli yerine oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Allah'ın izniyle bu yıl sonundan itibaren programın olumlu sonuçlarını görmeye başlayacağız. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyüttükçe ortaya çıkan kazançtan her kesimden insanımız gibi emeklilerimiz de istifade edecek. Siz oturdukları yerden atıp tutanlara bakmayın. Onlar sadece istismar ve bozgunculuk peşinde koşuyor. Onların ne ülke, ne millet, ne de emeklilerimiz umurlarında. Bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan da yine biziz. Milletimizden sabır ve metanet istiyoruz. Türkiye'nin son 21 yılı ondan önceki dönemlerinden çok çok iyiydi. İnşallah yarınlarımız da bugünümüzden daha iyi olacak. İnsanımızı karamsarlık bataklığına sürüklemek isteyenlerin tek derdi buradan bir kaos çıkartıp ülkeyi kendilerine mecbur etmektir. Kendi partilerini öyle yönetiyor olabilirler ama bu millet kendi geleceği konusunda onların sinsi oyunlarına eyvallah etmez. Ne diyor üstad? Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir. Allah'ın izniyle bu tekerleği tümsekte bırakmayarak Türkiye yüzyılı bayrağını kör dünyanın tepesine biz dikeceğiz, biz.
Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en büyük ispatı şehirlerimize yaptığımız yatırımlardır. Bu kapsamda son 21 yılda Kütahya'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 101 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Eğitimde 2900 adet yeni derslik inşa ettik. Kütahya. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olarak Kütahya Sağlık Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda yüksek öğrenim yurt yatak kapasitesini 12.493'e çıkardık. 61 adet spor tesisi inşa ettik. Kütahya'ya kendine yakışacak bir stadyum kazandırmak için çalışmalara başladık. Sosyal yardımlarda Kütahyalı ihtiyaç sahiplerine 2,6 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 320 yataklı Evliya Çelebi Devlet Hastanesi başta olmak üzere toplamda 1050 yataklı 11 hastane ile birlikte 43 sağlık tesisi inşa ettik. Toplam 610 yataklı Kütahya Şehir Hastanemizin inşasında sona geldik. Son teknik testlerini de tamamladıktan sonra inşallah çok yakında sizlerin hizmetine vereceğiz. Şehrin ihtiyacına göre önümüzdeki dönemde 800 yataklı bir eğitim araştırma hastanesini de gündeme alabiliriz. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Ayrıca Domaniç Entegre İlçe Hastanemizin inşası başta olmak üzere 5 sağlık tesisinin yapımına devam ediyoruz. Kütahya'da TOKİ kanalıyla 12.802 konutun yapımını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1.521 konutun yapımı sürüyor. Kütahya'da 9,2 milyon metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Şehrimizdeki 6 millet bahçesi projemizden 3'ünü tamamlayıp hizmete sunduk. Diğerleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Ulaştırmada Kütahya'da 24 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 359 kilometreye çıkardık. Abide Simav yolunun ilk 15 kilometrelik kısmını tamamladık. Kalanıyla ilgili hazırlıklara devam ediyoruz. Abide Pazarlar ve Emet Simav yollarını, Germiyan ve Zafer Tepe kavşaklarını bu sene bitiriyoruz. Çavdarhisar Abide yolunu, Dursun Bey Tavşanlı yolunu, Hisarcık Gediz yollarını önümüzdeki sene tamamlıyoruz. Şehrimizin hem Eskişehir ve Afyon çıkışlarındaki trafiği rahatlatacak hem de organize sanayi bölgelerimiz arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak bir yol projesini hayata geçireceğiz. Ayrıca mevcut projenin yerine şehrin daha yakınından geçecek bir çevre yolu projesi üzerinde de çalışıyoruz. Kütahya il sınırları içindeki bütün demir yollarını yeniledik. Eskişehir, Kütahya, Balıkesir hattını elektrikli sinyalli hale getirip modernize ettik. Eskişehir
Antalya hızlı tren hattı hayata geçtiğinde inşallah duraklarından biri de Kütahya olacak. Kütahya'ya 21 baraj ve 8 gölet inşa ettik. 5 baraj ile 1 gölet daha inşa ediyoruz. Son 21 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle Kütahya'da 168 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden 21 sulama tesisimiz ile toplam 204 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. İnşa ettiğimiz 118 adet taşkın koruma tesisiyle Kütahya şehir merkezi, 144 yerleşim yeri ve 11 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. 8 adet dere ıslahının inşası sürüyor. Delikanlı, önce dinlemesini öğren. Dinlemesini öğren. Kütahyalı çiftçilerimize yaklaşık 16 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. Kütahya'da 6 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 9 araştırma geliştirme merkezi kurduk. Biraz sonra açılışını yapacağımız seramik fabrikalarıyla Kütahya'nın bu alandaki marka değerini küresel ölçekte güçlendiriyoruz. İstihdamı desteklemek için Kütahya'daki işverenlere toplam 3 milyar lirayı aşan prim teşviki verdik. Enerjide Kütahya'ya, Çavdarhisar'a, Çitgöl'e, Demirci'ye, Emet'e, Gediz'e, Hisarcı'ya, Kuruçay'a, Simav'a ve Tavşanlı'ya doğal gazı getirdik. Ya biraz sabırlı olsan bak neler oluyor görüyorsun. Bu yıl içinde Eski Gediz, Naşa ve Seyit Ömer'e 2026 yılında Altıntaş ve Domaniç doğalgaz arzı sağlamayı hedefliyoruz. Hedefimiz en kısa sürede Kütahya'da doğalgaz olmayan ilçe ve belde kalmayacaktır. Ah ah. Delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin millet, yürüyecek arkandan. Şimdi isterseniz şehrimize yaptığımız hizmetleri şöyle görüntülü olarak bir hatırlayalım. Can yoldaşım Kütahya, davamızın vefa abidesi Kütahya. 21 yılda Kütahya'nın bölünmüş yolları arttı, ilçelere erişim yapılan yeni yollarla kolaylaştı. Mevcut demiryolu hatları yenilendi. Kütahya'yı hızlı trenle buluşturacak projelerin etüt çalışmaları başlatıldı.
Kütahyalı çiftçilere verilen destek her yıl arttı. Barajlar ve sulama göletleriyle verim artışı sağlandı. Atık su arıtma tesisleri, organize sanayi bölgeleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleri Kütahya'ya kazandırıldı. Kütahya, 31 Mart'ta sandığa sahip çıkıyor muyuz? Kütahya, 31 Mart'ta mühürü AK Parti'ye vuruyor muyuz? Millet bahçeleriyle süslenen Kütahya'nın konut stoğunun sağlamlaştırılması için adımlar atıldı. TOKİ eliyle yapılan sağlam binalar yükseldi. Kent genelinde hizmete alınan ticaret merkezleriyle Kütahya ekonomisine destek sağlandı. Kütahya'nın kültürel mirası korundu, halk kütüphaneleri hizmete girdi ve yaygınlaştırıldı. Eğitimde yeni derslikler, bilişim ve teknoloji sınıfları, kütüphaneler, öğrencilerin ve öğretmenlerin hizmetine sunuldu. Kentin iki devlet üniversitesi büyüyor. Artan yurt ve gençlik merkezi sayısı öğrencilerin hayatını kolaylaştırıyor. Sporun her dalında modern tesislerle Kütahyalı gençler geleceğe hazırlanıyor. Hem Kütahya hem Türkiye eser ve hizmetlerle büyüyor. Medeniyet şehri Kütahya büyük kalkınma yürüyüşünü sürdürüyor. Kütahya bizim iftihar kaynağımız. Kütahya bizim gurur vesilemiz. Kütahya bizim yoldaşımız. Kara gün dostumuz. Evet. Kara gün dostumuz Kütahya ile 31 Mart'a yürüyoruz. Hazır mıyız? İnşallah önümüzdeki dönemde Kütahya'ya yaptığımız yatırımları katlayarak artıracağız. Nasıl mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kabine bizden oluşuyor. Hükümet aynı şekilde. Dolayısıyla bir de yerel yönetimde inşallah 31 Mart'ta sandıklardan biz çıkarsak el ele, gönül gönüle, dayanışma halinde neler olmaz ki neler. Şimdi belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Sahip çıkacağız değil mi? Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları yalnız bırakmayacağız. Tamam. Ben en güçlü desteği vereceğinize inanıyorum. Bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum. Şöyle bir kaldıralım ellerimizi. Kaldıralım. Öyle bir haykıralım ki tüm bölge duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay.
alışık hizmet etmeye, hazırız ve kararlıyız. O eşsiz şehirle, hazır mısın Kütahya? Kararlı mısın Kütahya? Evet, işte gerçek belediyecilik için Kütahya hazır. 31 Mart'ta inşallah Kütahya zaferi müjdeleyecek ve büyük bir keyifle Cumhurbaşkanımızın genel merkezde balkonda yapacağı konuşmaya adeta hep birlikte coşkuyla dinleyeceğiz. Gerçek belediyecilik, haydi susma sen de söyle, haydi çalışalım şehir için, haydi gidecek yolumuz uzun, haydi gerçek belediyecilik, haydi susma sen de söyle, haydi. Şöhreti değil şehrini düşünür, o halkın hem sesi hem gücüdür. Ayrıştırmaz kimseyi birleştirir, sevgi bağları örülür. Koltuğa değil halkına bağlı, mutluluktan öte yok hiçbir kârı. Haydi düşün taşın ver kararı, bugün olmazsa olmaz hiç yarın. Çalışalım bu şehir için, haydi gidecek yolumuz uzun. Verdiği söz her bir sözü yerine getirerek milletimizin gönlünde taht kuran, dünya mazlumlarının gür sesi, milletimizin hizmetkarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşrifleri ve konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. ...31 Mart akşamı Kütahya'dan müjdeyi bekliyoruz. Tamam. Tamam. Teşekkürler Kütahya. O verdiği bütün sözleri tuttu. Şimdi Kütahya Cumhurbaşkanımıza söz verdi ve 31 Mart'ta buradan zaferi ilan edecek. Çok teşekkür ediyorum.